Şüphesiz ki kadınların toplumda, iş dünyasında, aslında yaşamın her kesitinde erkeklerle birlikte yer almamasının çok önemli handikapları var. Bugün politikada, iş dünyasında, eğitimde kadınlar fırsat eşitliğine sahip olsa başka bir dünya, başka bir anlayış, başka bir çalışma düzeni, daha insanca, daha hakça ve daha etkin bir çalışma ortamı olurdu mutlaka. Yönetim Kurulu'nda Kadın Odaklı Derneğimizden baktığımızda gerçekten buraya gelen yöneticilerin akışında fırsat eşitliğini eğitimde yakalasa bile daha sonra üst düzey eğitim kadrolarında bu eşitliği bulamayan, ondan sonra da yönetim kurulunda temsiliyeti son derece sınırlı olan bir kitlenin parçalarıyız. Ve giderek bunu daha ileriye götürmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz. Onun için hep konuşulan bir kota meselesi var. Kotaya karşıyız deniyor. Liyakat bazlı yönetim kurulu üyeleri atayalım diye konuşuluyor. Halbuki bu liyakat bazlı atama, nasıl diyeyim, elleşlemesi nedense mevcut erkek üyeler için ya da mevcut yönetim kurullarının şirketlerin etkinliği ve başarısı için hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Biz aslında her türlü eşit, fırsat eşitliği olan, adil olan, objektif olan değerlendirmeye hazırız. Çok da ses çıkaracak gibi, çok da büyük başarılara imza atacak gibi ilerlemek üzere de aslında bu yola adanmış durumdayız. Ama her zaman bir olarak, birlikte olarak ve de ortak bir anlayışla hem toplumu hem dünyayı daha ileriye götürecek şekilde gerekirse kotalarla, gerekirse pozitif ayrımcılıkla ki gerekiyor, bu yolda ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. En son olarak da bu bir arz değil, talep meselesi. Arz burada ama talebi şekillendirmek lazım.